Sağlığım için her şeyin bu bölümünde göz içi merceklerde akıllı lensler olarak bilinen trifokal yani üç odaklı mercekler konusunda merak edilenleri konuşacağız. Tabii ki her alanda olduğu gibi sağlık teknolojisi ve göz alanındaki teknolojik gelişmeler de baş döndürücü bir hızla ilerlediği için bu alandaki son gelişmeleri de konuşacağız. Peki kimden öğreneceğiz? Bu bilgileri alacağız. Dünya Göz Hastanesi, göz hastalıkları uzmanı Profesör Doktor Bozkurt Şener bize bilgi verecek. Sevgili izleyiciler, eğer sizlerde gözünüzde kırma kusuru varsa, gözünüz lazere uygun değilse, katarak hastalığınız varsa, yaşa bağlı yakını görme probleminiz bulunuyorsa lütfen bu bölümümüzü dikkatle izleyin derim. Sorularınız için de iletişim bilgilerimiz ekranlarımızda. Müzik Evet, e, trifokal, e, evet. üç odaklı lensler evet. ya da diğer adıyla akıllı lensler. Bugün evet. ana konumuz bu. Evet. Nedir bu lenslerin özellikleri, e, nelerdir? Neden akıllı lens de deniyor bunlara? Aslında bu akıllı lens ifadesi çok doğru bir ifade değil. Yani tabii çok şey ifade ediyor. Yani Birisi akıllı lens dendiğinde ha orada özel bir şey var, bunu anlıyor. O bakımdan güzel bir şey ama... Tabii akıllı ifadesi doğru değil esasında. Yurtdışında smart lens diye geçince burada o akıllı lens diye yerleşti. Esasında bunlar çok odaklı lensler. Ne demek bu? Ee, belki 40 yıla yakındır biliyorsunuz. Katarak ameliyatı olduktan sonra gözün içine bir düz mercek yerleştiriyorduk. Ne yapmak için? İşte çok bu hani Hatırlarsınız bizim şeyler çok iyi biliyor. Sürahi Hanım tiplemesindeki o çok kalın gözlüklü bir şey vardır ya o olmasın diye gözün içine bir mercek yerleştirilir ve hasta kısmen gözlüksüz olurdu. Tabi sistem gelişti. Geliştikçe önce işte numaranın tamamı düzeldi. Sonra astigmat düzeldi derken konu işte bu. Akıllı lens diye geçen esaslı bizim premium lens dediğimiz lenslere geldi. Bunlar ne yapıyor? Bunlar hem uzağı düzeltiyor hastanın görmesinde ameliyat sonrası. Hem yakını düzeltiyor hem şimdi yeni o trifokal diye başladığınız konuyu o trifokaller de ara mesafeyi de düzeltiyor. İşte bu gelişmeye e, birdenbire dünyada patladı. Herkes buna çok yakın oldu. Hastalar tabii çok istediler ve e, hızla katarak cerrahisi bir mercek cerrahisi dolayısıyla çok iyi bildiğiniz refraktif cerrahinin bir parçası haline geliverdi. Yani gözlük atma cerrahisi. Peki e, Üç odaklı mercekler var. E, Orta mesafeyi, yakını ve uzağı evet. e, sorununu giderdiğine göre daha çok kimlere öneriliyor? Kimler en uygun hasta grubuna giriyor? Şimdi esasında 45 yaşı geçen herkes aday. Niye? Çünkü yakın gözlüğü başlamış oluyor. Önce o kol boyu yetmiyor. Kol boyu yetmiyor, bol ışık getiriyoruz. Yine yani onu göremez hale gelince artık bugünün dünyasında e, dinamik hayatta yani spor yapan dinamik insan artık o yakın gözlüğünü takmak istemiyor. O zaman da onlar artık bu trifokal mercekleri ya da yeni premium lens dediğimiz bu merceklerin adayı haline evet. geliyor. Onlar artık yakını gözlüksüz görmek istiyorlar. O zaman da biz o kişiyi buna uygun mu diye değerlendiriyoruz. Belki de en kritik yeri bu. Hangi kişi bu iş için doğrudur diye. Peki şunu söyleyeyim. Diyelim daha önce katarak ameliyatı geçilmiş bir uh -huh. kişi. Uh -huh. Daha sonra bu kişi de. Yaşa bağlı yakını görememe problemi çıktığında, uzak ya da yakın problemi çıktığında e, mercek değişimi yapılıp üç odaklı mercek, trifokal mercek takılabilir mi? Mercek değişimi çok doğru bir şey değil. Çünkü o merceğin oh. özelliği içeride sağlam sabit oturması, oraya yapışması, artık hareket etmemesi. Yapışmış bir merceği oradan söküp almaya çalışmak çok doğru bir şey değil ama... Yeni lensler var. Eski düz lensin üstüne ne kaldı? Biraz astigmat kaldı. işte yakın kaldı. Bunları ilave edecek her yani bir tür ilave lensler gibi yeni bir takım lens gruplarımız var kullanıyoruz ama tercih bunu birinci seansta hepsini birden düzeltmek. Peki lazer ameliyatı olmuş bir kişiyi sormak istiyorum. Ee, Gözdeki kırma kusuru tekrar geri gelir mi? Lazer ameliyatı olan biride. Süper bir soru, harika bir soru. Evet. Lazer ameliyatı olmuş kişi yani 40 yaş öncesinde gözlüklerini atmış, 40 yaşına gelmiş, 45 yaşına gelmiş yakın başlamış, şimdi ondan da kurtulmak istiyor. Evet. Burada hemen hemen e, ameliyat tekniği diğer hiç dokunulmamış gözle aynı, ama ölçümler farklı. Neden farklı? Çünkü gözün dış yüzeyine yapılmış bir lazer tedavisi bazı parametreleri değiştirdiği için onun ölçümlerinde bir takım şeyler değişiyor. Ama lazer yapılmış bir hastaya çok özel, dikkatli, deneyimli bir ölçüm sistemiyle tabii ki bu akıllı lensler yani premium lensler takılabilir. Peki şimdi günümüzde bugünkü konumuz premium akıllı lens uh -huh. üç odaklı lens telefokal mercek Doğru. hepsini öğrendi <laughs> aynen aynen <böyle>. söylüyorum <laughs> aynen ama böyle. başka ne tür gelişme var çünkü şimdi... e, mutlaka başka gelişmeler de vardır kesinlikle yani evet. radikal bir gelişme beklemiyoruz yani bir arabanın dört tekerlek, yerde, altı tekerlek de altı tekerlekli olmadığı gibi ya da bir tane tekerleği olmadığı gibi bizde de radikal gelişmeler yok ama olan teknolojilerin üstüne ilaveler oluyor ve önemli ilaveler oluyor şimdi gözün Biliyorsunuz bu trifokal ne demek? Uzağı görecek, ortaya görecek, yakını görecek. Ama gözün beyinle birlikte çalışırken kaliteli görmesi için bu ara parçaları da görmesi gerekiyor. Yani biz bu odak noktalarının arasını açmak, uzatmak, birleştirmek zorundayız. Bunlara edof lensler diyoruz. Artık hızla teknoloji, bu premium lenslerde edoflenslere lenslere doğru kayıyor. Onu yaptığımız zaman hastalar Zaten ben her şeyi görüyordum problem değil ama kaliteli değildi demekten ben artık iyi görüyorum. Kaliteli görüyorum, kontrastı görüyorum. Gece araba kullanırken, şehirler arası yolda, karanlıkta merdiven inerken de artık sıkıntım olmuyor demeye başladılar. İşte bu yeni gelişme Edof lensler. Extended Depth of Focus'un birleştirilmesi olan add O zaman biraz önce vurgu yaptığınız bir nokta vardı. Bir hasta, hı hı. ben artık gözlük ya da kontak lens kullanmak istemiyorum. Ya da daha önce katarak ameliyatı oldum, görmem bozuldu. Ya da daha önce lazer ameliyatı oldum ama artık yaşım da orta yaşı geldi, ilerliyorum, göremiyorum dediğinde gündeme gelen merceklerden. Kime neyi takacağınıza, hmm. neye göre karar veriyorsunuz, nasıl bir muayeneden geçiyorlar? Yurt dışından gelen hastalar açısından özellikle hmm. bunu sormak istiyorum. Deneyimli kişiyle konuşmak keyifli oluyor. Bu soru gerçekten çok önemli bir soru, çok özel bir soru. Şimdi göze baktığınız zaman göz iki mercekli bir fotoğraf makinesi gibi kornea tabakası hani o lazer uyguladığımız dış tabaka ve gözün içindeki mercek. Şimdi biz bunu değiştirmek istiyoruz. Bunun nasıl olduğunu bilmemiz çok önemli. Korneanın çok iyi olması lazım. Hı hı. Lazer olmuş bir gözle bu değiştiği için bu merceği nasıl takılacağına çok dikkat etmemiz gerekiyor. Ama normal kişilerde de kornea bozuk olabiliyor. Onun için bu lensin seçimi çok önemli. O halde öyle sistemle bu hastayı incelemeliyiz ki hem korneasını hem gözün içindeki lens yani her iki merceği de ne kadar iyi olduğunu, ne kadar bozuk olduğunu bilmeliyiz. Hastanın gözüne bakmalıyız. Ölçüm tekniklerinde bugün 1700'e yakın parametre bakıyoruz hastanın gözünde. O parametrelere göre göze ne uygun onu seçiyoruz. Ayrıca hastanın mesleği önemli. Tır şoförü mü, gece şehirler arası mı kullanıyor, pilot mu, muhasebeci mi, bütün gün yakın mı? Yani bugün cep telefonları var, artık hayat buraya döndü. Yani okuma da burada, iş de burada, sosyal hayatta burada, eğlence de burada. Şimdi bunu görmeli hasta. Bütün bunlara göre o hastanın değerlendirmesini hem optik fizik olarak hem sosyal yapısı olarak yeniden yapıp ona göre mercek seçiyoruz. Ne kadarlık bir zaman alıyor bu bütün tetkikler? Bir, bir buçuk saati buluyor aşağı yukarı. Bir hastanın sadece e, karar verilip uygun olup olmadığını söylenmesi. Sonra ameliyat bir göz için 7-8 dakika. Yani ameliyat çok kısa ama ön hazırlık, ön karar çok uzun. Yurt dışından gelen bir hasta açısından soracak olursak. Hı hı. E, kaç e, ne kadar günle ayırmalı bir hasta mercek değişimi ameliyatı e, için sadece trifokalleri sormuyorum çünkü kişiye özel Doğru. tedavi yaptığınız için soruyorum. Aslında 3 gün yani iki gün de yeter ama üç gün idealdir çünkü birinci gün muayene, ikinci gün ameliyat, üçüncü gün kontrolü ve hasta gidebilir. Hı hı. Bu ideali ama çok iyi bilinen bir hastada, yurt dışından datası bize gelmiş bir hastada aynı gün görülüp aynı gün ameliyat edilip ertesi gün yani 48 yani ikinci gün artık yurt dışına tekrar kendi evine gönderilebilir. Peki bencek değişimi ameliyatlarında e, katarak ameliyatlarında olduğu gibi genelde bir bekleme süresi e, evet. öngörülüyor mu? Bu kişiye göre değişiyor mu? Şimdi artık tabi katarakt ameliyatında da mercek ameliyatında aslında aynı ameliyat. Tabii. Biri kataraktını yapacağım, merceğini değiştireceğim ya da tam tersi merceğini değiştireceğim. Orada kataraktın da gidecek. Aynı ameliyatın evet. farklı ifadeleri. Bunlarda tabi gözün içindeki katarakt olacak olan ya da olmuş olan merceğin çok sert olmamasını istiyoruz. Çünkü ameliyat kolaylaşıyor yumuşak oldukça elektrik süpürgesi gibi çalışan bir ameliyat sisteminde ufacık bir yerden girip kataraktı emiyoruz evet. ve aynı rulonun içinden lensi halka yapıp içeriye yerleştiriyoruz. Onun içinde ne kadar yumuşaksa katarak ya da mercek o kadar hızlı gidiyor işler. Onun için 7-8 dakikada bitiyor. Sonra gözü kapatmıyoruz. Birçok zaman çok uygunsa iki gözü aynı gün yapıyoruz. Onun için gözü kapatmadığımız için. Bu bakımdan hasta açısından konfor çok yükseldi. Ertesi gün işine gücüne gidiyor. 48 saat sonra duş, banyo yapıp seyahatini yapabiliyor. Bir hafta sonra havuza denize girebiliyor. Yani i̇şler çok değişti eskiye göre. Çok konforlu hasta açısından. Ama tabii yani o ön hazırlık bölümü bizim açımızdan en değerli bölüm o önemli bir bölüm Peki. bize. Peki mercek takılmaması gereken bir hasta grubuyla da karşılaşabiliyor musunuz yaptığınız muayeneler sonunda? %30'a yakın bu tip lenslerin takılmayacağı hastalarla karşılaşıyoruz. Bu tip derken? Yani özellikle. Evet. Mercek takılmayacak olan evet. ve hastanın artık sen bekle tam katarakt dol görmen iyice bozulsun ondan sonra biz seni ameliyat edelim bu göze keyif için konfor için daha net göreceksin yakını göreceksin diye dokunmayalım dediğimiz hasta grupları tabii var. Kimler giriyor buna mesela? Özellikle gözüyle ilgili ama tabii bazı göz hastalıkları da bunun içinde çok önemli. İşte evet. Şekere bağlı göz içinde kanama olmuş. Aha. Sarı nokta hastalığı. Evet. Keratokonus dediğimiz kornea problemi. Bunun gibi bazı özel durumlar var. Bunlarda hiç yaklaşmıyoruz bu hasta gruplarda. Çünkü siz merkezi çok güçlü bir mercek takıyorsun iç, 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 içeriye. Oradan gelen görüntü arkaya geçtiğinde gözün en zayıf yerine geliyor. Sarı noktasının üstüne hiçbir işe yaramıyor. Onun için bu gruplarda tabi bu merceklerden uzak duruyoruz daha çok gözün sağlığı yerinde olan ya da hep sağlıklı olacağını beklediğimiz gözler açısından bu işlere girişiyoruz. Mercekleri bir ömrü var mı? Bu şimdi akrilik bir madde. Hı. Bana hastalar da soruyor. Hatta bazen espri konusu da oluyor. Bu lensler aşağı yukarı akrilik madde tabiatta 200-250 yıl yaşıyor. Yani yeterli bir süre. Eğer <laughs> yani abartılmayacaksa İnsan... evet. yeter yani. Evet. evet ortalama ömrü düşündüğümüzde kesinlikle. Ondan ona göre çok uzun tabiatta kalma süresi. Peki. Şimdi Türkiye e, sağlık turizminde çok hmm. iddialı bir şekilde üretilmiş hmm yurt dışına hasta çekiyor uh -huh. e, ve göz tedavileri içinde pek çok hasta geldiği biliniyor Türkiye'ye. Ben bu e, lens değişimi ameliyatlarını soracağım. E, gerek katarak cerrahisi, gerek trifokal e, uh -huh. mercekler, iki odaklı mercekler ve uh -huh. e, bu konudaki en son gelişmeleri kendilerine uygulatmak üzere en çok hangi ülkelerden hastalar geliyor, kaç yaş uh -huh. grubundaki hastalar geliyor? Şimdi tabii Türkiye'nin özellikle göz cerrahisinde, yani bu branşta hı hı. çok özellikli bir yeri olduğu dünyada biliniyor. Yani genellikle de 3-4 saatlik uçuş açısından yani o kadar bir uçuşsa hastalar biz Türkiye'de bu işi olalım kararını çabuk veriyorlar. Bu işte bütün Avrupa ülkeleri, evet. özellikle bize yakın olanlar, Türkiye Cumhuriyetler, hı hı. Kuzey Afrika ülkeleri, Zaman zaman Amerika'dan da görüyoruz ama yani bu dediğim yerler ve tabii Arap ülkeleri, bu bölgelerden çok fazla kişi geliyor. Ee, genellikle gelenlerin bakıyoruz 45-50 yaş civarında olduğunu, çoğunun daha çok iş adamı, İşte bu yakın gözlüğünden mutlu olmayan, böyle bir şey duydum arkadaşlarıma yapılmış, ben de olmak istiyorum diye gelen bu gruplar olduğunu görüyoruz. Daha entelektüel yapılı hastalar geliyor. Onları anlattığınız zaman zaten işler çok kolay gidiyor. Daha iyi anlıyorlar. Ne bekliyorlar, ne olacak sonuçta Hı -hı. ve ne kadar mutlu olacaklar bunu anlatmak daha kolay. O açıdan yabancı hastaların bu konuya hem ilgisi çok fazla hem de sonrasındaki mutlulukları da bayağı fazla. Türkiye'de gerçekten göz alanında hastalığın tedavisine çok değerli hekimler var. Bir Hı -hı. hekim kalitemiz var. Yurt doğru. dışından hasta gelmesine neden olan. doğru. Başka hangi faktörleri için geliyorlar? devlet ve özel hastanelerin altyapıları, teknolojik altyapıları, yenilikleri takip etmeleri bunda ne kadar önemli. Bir de Türkiye'nin özellikle tarihsel coğrafi konumu bunda ne kadar önemli? Doğru. Evet, hekimlerin yani iyi cerrah olduğu Türkiye'de çok iyi cerrahlar olduğu biliniyor. Bu bir, bu bir gerçek. Evet. İkincisi tabii Türkiye sağlık sistemi açısından yüksek teknolojiyi kullanan bir ülke. Hatta dünyadaki en yüksek teknolojiler hep Türkiye'de. Yani fiyatı uygun bir şeyler yapalım diyen Avrupa ülkelerine göre bütün teknoloji burada ve her hastaya rahatça uygulanıyor. Onun için bu da çok iyi biliniyor. Hastanelerin yüksek kalitesi çok iyi biliniyor. Yani ameliyathane kalitesi, oda kalitesi her şey çok iyi biliniyor. Bir de tabii bütün bu sevinerek söylediğimiz bölümlerin yanında az sevinerek söylediğimiz daha ucuz bir sağlık ee, şeysi e, hizmeti olduğunun da bilinmiyor olması önemli. Evet bu bu da bizim pek çok sevdiğimiz bir şey değil ama evet doğru. Türkiye sağlık hizmetleri açısından dünyaya kıyasladığınızda daha uygun fiyatlarla sağlığın elde edildiği Aslında, bir yer. Aslında e, çok da önemli bir şey. E, uygun fiyatlarla sağlık Hı. güvencesiyle e, deneyimli uzmanlarla ister devlet ister özel olsun özel hastanelerde tedavi imkanı sunuyor Doğru. Türkiye sağlık turizmi. Profesör Doktor Bosku Şener çok teşekkür ediyorum ben verdiğiniz teşekkür değerli bilgiler için. Sağ, Sağ olun. Ol, ben teşekkür ederim. Sevgili izleyiciler, sorularınız için iletişim bilgilerimiz ekranlarımızda.